Saat 6.50. Saat 7. Ve şu an Ring'le 93'ün olduğu durağa gideceğiz. Çünkü 93 yurdun önünden kalkmıyor. 93'ün olduğu durağa girdikten sonra 7.20 otobüsüyle hazırlık kampüsüne gideceğiz. Gerçekten bir eziyet. Ama biraz alıştım. Size 93'le ilgili ilk anımı bir yere anlatırım. Gerçekten inanılmazdı. Şimdi Ring'i bekliyoruz. Genelde vaktinde geliyor. Umarım gelir. Durağa kadar yürümek zorunda kalmayız. Durum böyle. Kahvaltı çok kötüydü. Kötü duran bir yumurta vardı. O yüzden alamadım. Sandviç ve meyve suyu alıp çıktım direkt kahvaltıdan. Yani burada kahvaltının güzel olduğu herhangi bir gün hatırlamıyorum. KYK'da kahvaltı yapmak gerçekten çok zor. Durum böyle. Biraz negatif konuştum sabah sabah ama aslında iyiyim, kötü değilim yani. Ring gelse de gitsek. Bu arada hava da yeni yeni aydınlanıyor. Biraz size göstereyim etrafı. Şöyle bir havuz. Dersim 9 gibi başlıyor ve şu an saat 8.30 gelmiş bulunduk. 93, 50 dakika, 55 dakika civarı sürdü. Kötü değildi yani. Artık alıştım diyebilirim 93'e binip gelmeye. Buranın kampüsü bayağı küçük aslında. Yani Uludağ Üniversitesi'nin kampüsüne bakınca minnacık bile diyebiliriz. Ama yine de çok kötü ve bakımsız bir kampüsü yok. Yani çiçekler falan bakımlı, güzel. Küçük tabii. Tekrar söylediğim gibi gerçekten küçük bir kampüs. Zannedersem 2 yıllık sosyal bilimlerin fakültesi. Ve ekstra sadece hazırlık fakültesi burada. Geri kalanların farklı yerlerde yerleşkeleri var. Örneğin hukukun yerleşkesi mesela ana kampüsten ayrı, ki bu çok kötü bir şey yani. Hukukun yerleşkesi neden ayrı? Bunun bir mantığı varsa da ben bilmiyorsam bilmiyorum. Değişik, size birazcık kampüsü gezdireyim. Sonrasında da derslere gireceğim zaten. Hava da soğuk bu arada. 23 derece gösteriyordu ama soğukmuş gayet. Buranın bir tane kafesi var. Bir de yemekhanesi var. Yemekhanede ben henüz bir kere yemek yedim. Çünkü öğrenci kartımı yeni çıkartmıştım ve ilk defa kullandım geçen hafta. Pazartesi de online derslerim vardı. Şimdi ikinci kez kullanacağım. Ama dün gelen arkadaşlarım, yani dün dersi olan arkadaşlarım kartı kullanamadıklarını, çünkü yemekhanede yemek olmadığını söylediler. Bana bayağı ilginç geldi. Burada 100'ü aşkın öğrenci var. Yani 100'ü aşkın minimum rakamı söylüyorum. Öğrenci var ve gerçekten yemek yok mu demişler dün, anlayamadım. Umarım yanlış anlamışımdır ben. O zaman size birazcık kampüsün artık bensiz tarafını göstereyim. Hava da çok soğuk. Çok az insan olduğu için, yani daha saat erken olduğu için rahatça video çekebiliyorum. Başlayalım birazcık küçük kampüs turuna. Ben arkadaşlarıma şey şakası yapmıştım. Biraz Bayburt Üniversitesi'nin kampüsüne benziyor diye. Yani biraz trajik bir şaka tabii. Böyle bir, şurada voleybol sahası var. Şurası sosyal bilimlerin binası, şurası hazırlık binası. Böyle de devam ediyor. Şu sağ taraftaki bina ne binası, bir fikrim yok bu konuda. Yine dediğim gibi Bursa'nın yeşili burada da kendini göstermiş. Bu taraf yemekhanenin arka çıkış kapısı. Burada da kafeteryası var. İşte burada kahve falan alabiliyorsunuz. Çok ucuza satmasalar da. Daha sonra bu tarafta bir plaza var. Bu tarafta hazırlık binası. Şurada şöyle yeşil bir alan var. Genelde insanlar ders aralarında falan burada oturuyorlar. Güzel bir alan yani, kötü değil. Çardakları falan temiz. Gösterebilirsem eğer size. Yerlere çok fazla sigara atmışlar. Orada bir köpek kulübesi var. Böyle bir alan işte. Şimdi az önce yemeği aldık.
insanlar yemek koyarken tadımlık olarak koyduklarını söylediler. Yani kısacası doyamıyoruz. Ama yani çorba falan güzel, kötü değil. İdare eder şu an. Şu an burası okulun yemekhanesi. Yemekhaneye geldim yemek yemek için. Karşıda kocaman bir cami yapıyorlar. Kampüste çok fazla boş alan var. Keşke güzel bir şekilde değerlendirilirse. Örneğin hazırlık kampüsünü buraya taşımak gibi çok güzel bir adım atılabilir ama yapılmıyor. Böyle yeşil bir kampüs gözüküyor yemekhanenin camında. Yemekhanede verilen yemek de bu. Bizim üniversitede yemek 6,5 lira diyebiliyorum. Öğrenci kartımızı basıp yemeği alabiliyorsunuz. En azından hazırlık kampüsüne göre daha doyurucu bir yemek olarak gözüktüğü kesin. Tadını bilmiyorum tabii. Bakıp göreceğim. Evet, şimdi yemeğimizi yediğimize göre yemekhaneyi terk edip arayla gidiyoruz. Nasıl ya? Hava inanılmaz güzel gerçekten şu anda. Evet, ağaçlara falan bayıldım. Biraz sonra birkaç etkinlikler yapılıyor galiba. Bir onlara bakmak istiyorum. Şurada bir kan bağışı etkinliği var sanırım. Devamına bakacağım. Görükle'ye gitmekten vazgeçtik. Bunun sebebi de gerçekten durakların çok kalabalık olması ve 35G'nin bizi almamasıydı. Otobüslerin isimlerini size söylemem biliyorum, bir şey ifade etmiyor. Ama artık hayatımız bu otobüslerin isimlerinden ibaret olmaya başladı. Karşı tarafta kütüphane var. Kütüphaneyi gerçekten çok beğendim okula geldiğimde. Şu anda gayet keyifli bir ortam, keyifli bir hava var. Henüz havalar soğumadı. Yani bir soğuyacak gibi hissettirdi ama henüz soğumadı. O yüzden çok güzel bir şekilde oturduk ve çimlere sohbet edeceğiz şimdi birazcık. Yanında da İlay da var. Merhaba. Ciddi kaldı. İlayda da benim arkadaşım arkadaşlar. O zaman şimdilik bu kadar. Belki kütüphaneye gideriz dönüşte. Ne dersiniz? Görüklü'ye gitmedik ama kütüphaneye gidebiliriz. Birazcık size günümün nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Aslında az az çekmeye çalıştım. Biraz gördünüz diye düşünüyorum. Ama yine de şöyle bir toparlayacak olursam. Bugün tam 6 saat İngilizce dersine girdim. 3 saatine farklı bir hoca, 3 saatine farklı bir hoca girdi dersim. Hazırlıktaki hocalarımız gerçekten çok kaliteli. Yani bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum. Ya ben Ayvalık'ta daha önce hiç kendi alanında gerçekten yetkin ve yetkinliğini öğrenciye hissettirebilen, öğrenciye aktarabilen bir öğretmenle karşılaşmamıştım. Çok nadir karşılaşmıştım diyeyim daha doğrusu. Ya da gerçekten şu ana kadar tanıdığım, hazırlık okulunda tanıdığım öğretmenlerin hepsi çok yetkin ve alanında iyiler. Yani bu kadar fazla bilgili olmalarını ve bu kadar interaktif ders işlemelerini beklemiyordum. O yüzden şu an ders işlerken çok mutluyum ve keyif alıyorum ve gerçekten öğrendiğimi hissediyorum. Yani şu an 6 saat derse girdim. Gerçekten yorgunum. Kafam da çok dolu ama çok da keyifliyim aynı zamanda. Hem öğrendiklerim sebebiyle hem de derslerin interaktif geçişiyle ve derslerde hocaya olan güvenim sebebiyle. Yani bazen lisedeki derslerde şöyle hissederdim. Hocanın anlattığı şeye yeterince güvenemezdim. Çünkü bazen söyleyeceği şeyi unutur, konuyu yarıda keser, başka bir konuya geçerdi. Tam anlamıyla sınıfla o bütünlüğü yakalayamazdı. Ama şu anda hazırlık okurken, Uludağ Üniversitesi'nde hazırlık okurken hiç böyle bir şey hissetmediğim için çok keyifli ve içim rahat okuyorum açıkçası. Ve o yüzden kendimi mutsuz ya da yorgun hissetmiyorum. Şu an hazırlığın ikinci haftasındayım ve böyle düşünüyorum. Umarım son haftalarına doğru da bu şekilde düşünmeye devam edebilirim ve hazırlığı çok güzel bir şekilde atlatırım ve geçerim. Onun dışında üniversite çok güzel. Yani ben ortamını çok seviyorum. Yeşilliği çok seviyorum. Bursa'yı sevdim diyebilirim. Ama şöyle bir eksi yönü var ki üniversite gerçekten çok bakımsız. Yani şurada bir havuz tarzı bir şey var mesela. Süs havuzu. Onun içi dahi boş ve kirli. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken çok küçük nüanslar ama bunlara bile dikkat edilmemesi aslında üniversitenin ne kadar bakımsız olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor ve gözler önüne seriyor. Eğer bunlar da düzelirse ve kampüsteki yüzlerce metrekare boş alan daha güzel bir şekilde değerlendirilirse bence gerçekten Uludağ Üniversitesi çok güzel bir üniversite.
Geçen kendi fakültemi de gezdim. Gerçekten güzel bir fakülte. Tabii fen edebiyat kısmında fenlerin fakültesi daha yeni ve daha hoş. Ama bizim fakültemizin de berbat olduğunu söyleyemeyeceğim. Kendi bölümüme geçip kendi bölümümde okumak için gerçekten çok heyecanlıyım hazırlığı bitirdikten sonra. Umarım her şey güzel olur. Bu kadar. Bunları size söylemek istedim. Şu anki sürecimle ilgili her zaman bahsediyorum. Bu kanalda ben bir şeyler yaşıyorum, bir şeyler hissediyorum, bir şeyler görüyorum, şahit oluyorum ve siz de bana eşlik ediyorsunuz. Bu benim için çok mutluluk verici. Yazdığınız mesajlar, söylediğiniz şeyler çok heyecanlandırıyor beni ve bu şeyi yapmamı da daha da motive ediyor. O yüzden şimdilik böyle. Dediğim gibi kütüphaneye gidersek de orayı da size çekmeye çalışırım. Güzel gidiyor hayat. Bazen tökezlesem de ya da kendimi çok demoralize etsem de şu anlık iyi gidiyor diyebilirim. O zaman videonun devamında görüşürüz. Genel etrafta böyle. Çimler falan. Şuradan otobüsler geçiyor. Dediğim gibi çok bakımlı olduğu söylenemez ama yine de keyifli. Şuradaki kütüphane işte. Eğer şuraya gidersek süper olacak gerçekten. Ben kütüphaneyi çok beğendim. Size de göstermek istiyorum. Burası da kütüphanenin yeni yapılan tarafının girişi. Sağ tarafta da eski kütüphane var. İkisini birleştirmişler. Değişik bir kombinasyon olmuş birleşince. Şimdi kartımızı gösterip içeriye giriş yapacağız. İçeride de çekeceğim. Evet, biliyorum burada görmüşüm. Burada mı çalıştın? Bu üst kata çıkalım. Şimdi kütüphaneden çıktık. Yarın da gelip burada biraz kitap okuyup ödevlerimizi tamamlayacağız. Şimdi yurda geçeceğiz. Bugün sanırım burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olursanız bu süreçte bana eşlik etmiş olursunuz ve çok mutlu olurum. Yorumunuz varsa da aşağıya yazmayı unutmayın. Instagram adresimi de her zaman şuraya koyuyorum. Hoşçakalın. Şimdi burada giriş yaptım. Odama geçiyorum. Bugün gerçekten çok yoruldum. Ama güzel bir gündü yine. Yarın yine hazırlık kampüsüne gideceğim. Sınıf arkadaşlarımla bir planımız var. Yarın dersimizi öğrene kadar botanik parka gidecekmişiz. Ben daha önce botanik parka gitmedim. Ama merak ediyorum. Umarım yarın da güzel bir gün olur. Onunla ilgili şeyleri de Instagram'dan görebilirsiniz. Zaten paylaşırım muhtemelen.